Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Efendim şimdi nasıl konuşuyoruz? Tabii hatırlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini. Ekonomi gündemini değerlendirirken aslında her şey onunla başladı. O sözlerle nas ortada dururken sana bana ne oluyor demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve faizle mücadelesini bu şekilde dini referansla açıklamıştı efendim. O gün bugündür de aslında konuşuluyor. Biz tabii hani ekonomik boyutunu da yani iktisadi boyutunda farklı açılardan ele almaya çalıştık ama hani bir dönüp de bu faizle mücadelenin dini boyutuyla, dini referansla nasıl değerlendirilmesi gerektiğini de size soralım dedik. Bir ilahiyatçı olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şimdi faiz Kur'an-ı Kerim'de riba olarak geçer. Riba artış demektir. Yani sanki faiz alanlar, faiz yiyenler paralarının arttığını zannederler. Bu bakımdan riba kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bakara suresinin 275. 276. ayetleri faizi gündeme getirir, hükmünü verir. Ali İmran suresinin 230. ayetinde tekrar gündeme getirir riba kelimesini. Ve buralarda bu üç tane ayet nas olur. Nas dediğiniz zaman hüküm demektir, ilahi hüküm demektir. O konu hakkında mevcut olan ayetler nas'ı teşkil eder, delil demektir. Sen bana bir şimdi mesela faizin haram olduğunu ben söylediğim zaman da eğer ayetini söylemesen nas nedir diye sorabilirsin bana. Neye göre söylüyorsun bunu yani bunun haram olduğunu filan diye sorarsın bana. İşte o benim sana anlattığım, delil olarak getirdiğim o ayet nas'tır. Mesela bu ayetleri açıklayan Hazreti Peygamber'in hadisi veya sünneti de o nas'ın açıklayıcısı, tatbikatı olur o Kur'an-ı Kerim ayetinin. Örneğin Veda Haccı'nda Hazreti Peygamber insanların birbirini sömürmemesi için, haksız yere kazanç elde etmemesi için efendim ben faizi ayaklarımın altına alıyorum dedi Veda Haccı'nda ve önce de ilk önce de amcam oğlunun faizini ayaklar altına alıyorum. Bundan sonra faiz almayacak, o faizi de bırakacak. Şimdi işte bu dediğimiz konu nas oluyor. Hı hı. O ayetler nas'ı teşkil ediyor yani. Evet. Olay bu. Hocam peki bir soru sormak isterim Bayraktar Hocam. Sayın Cumhurbaşkanı bunu böyle izah etti. Peki bu hep böyle, bu nas herhalde hocam. Bu yeni inmedi. Bu 1500 yıldır var bu ayet, ayetler. Tabii canım. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nın iktidarında bazen faiz %24'e kadar çıktı. Çıktığı oldu. O zaman bu hüküm yok muydu da? Şimdi bugün Cumhurbaşkanı bunu hatırladı. Acaba durum bu hale gelince mi dini sebeplerle izah edilmeye başlandı? Artık tabii... O konuyu ona soracaksınız, bana değil. Onu bulamadık, size soruyoruz hocam. Fakat tabii ki haklı olarak halkın, sizlerin, bizlerin neden bu zamana kadar bu nas yoktu meydanda? Bu nas kavramı, nas kelimesi neden gündeme bu zamana kadar gelmedi diye haklı olarak sorabiliriz. Çünkü nihayet 1400 küsür sene evvel bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de yer aldı. Nas dediğimiz bu ayetler. Ama niye bu zamana kadar bu nas gündeme gelmedi? Tabii onu ben bilemiyorum. Yani onu tabii Reis Cumhur'un kendisi bilir onu. Ama ben şunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in nas dediğimiz ayetleri İnsanların insanı sömürmemesi konusunda yasak olarak konmuştur Allah tarafından. Yani emeğin olmadığı, emek olmadığı, çünkü İslam'da kazanç emeğe dayanmalıdır.
emek olmayan bir kazancın, faiz şeklindeki bir kazancın sömürü olduğunu, haksız yere kazanç olduğunu efendim Kur'an-ı Kerim bu nedenle Allah tarafından yasaklıyor bunu. Bu zamana kadar bu kadar konuşuldu, hiç Allah dikkate alınmadı. Şimdi biz konuşuyoruz, işte ayetleri söyledim, rakamlarını verdim. Allah-u Teala faiz yemeyin diyor, kat kat faiz yemeyin. Felah, bir toplumun felahını götürür. Yani haram yenen şeyde faiz çok büyük bir haramdır. Yani haram lokma yemelerin içerisinde en büyüklerinden biridir. Çünkü bir yetim hakkı yersiniz, kamu malı yersiniz, o da haramdır. Yetim malı da haramdır. Efendim hırsızlık yaparsınız, yersiniz, haram lokma yersiniz. Alkol içersiniz, haram yersiniz. Efendim eroin çekersiniz, haram yersiniz. Efendim bunlar hep haramdır. Ama faiz bunların içerisinde en tehlikeli olanlarından biridir. Burada bir oran var mı hocam? Şimdi Nas'ta ona gelelim. %16 ya da %15 gibi bir oran var mı Nas'ta? Çünkü şu anda %0 faiz uygulanmıyor. Yok. O yalan. Şimdi yani şu maalesef, kadar %3 oranında faiz alabilir miyiz gibi bir boşluk var mı hocam? Hayır efendim. Hayır. Hayır. Böyle bir boşluk yok. Maalesef eskiden kilisede faiz alma vardı. Biliyorsunuz feodal dönemde Batı dünyasında, ben sosyolojide okuduğum için sosyoloji doktora yaptım, aynı zamanda sadece ilahiyat okumadım. Dolayısıyla feodal dönemde kilise Batı dünyasında, orta çağda faize bağladı halkı. Ve o faiz nedeniyle halkın elindeki araziyi aldı, ühtesini aldı, en zengin kilise oldu. Bu sistemi Anadolu'da İmamların maaşını verebilmek için, caminin ihtiyaçlarını giderebilmek için %5 işte söylediğin cami faiz alabilir diye fetva vermişler efendim. Korkunç bir şey. Kim vermiş bu fetvayı? Ve nihayet babam anlattı. Benim yaşım itibariyle gelmedim oraya ama adam birkaç tane ineğini satarak caminin faizini ödedi. Anlıyor musunuz? Köyde oluyor bu. Buna cevaz verdiler. Yani korkunç bir olaydır bu. Maalesef dinimizin, Allah'ın kelamı, Allah'ın nas dediğimiz Allah'ın ayetini çok farklı yönlere çektiler ve yanlış uyguladılar. İnsanları fakirleştirdiler. Camiye faiz aldırdılar. Bu kiliseden gelen bir anlayış efendim. Ben aslında şunu sormak istemiştim Bayraktar Hocam. Yani hükümet diyor ya nas var ortada ama %16'dan 15'e düşürüyor. Bu durumda nasın hükmü ortadan kalkıyor mu yani? Hayır kalkmaz, öyle bir şey yok. Yani biz faizi 10'a düşürdük, 5'e düşürdük, işte haramlığını kaldırdık. Yok öyle bir dünya. Yok yani şey. Hocam, sıfır. Haram hocam, gene serbest ticaretin yap. Faiz alamazsınız efendim. Faizin bir kuruşu da haramdır. 1000 kuruşu da haramdır. Hocam benim bildiğim serbest yani iktisatın doğası serbest ticaretin olduğu yerde eğer para dolaştırıyorsanız faizsiz sistem yürümüyor. Yani şu anlamda siz paranız var bir yerden ticaretten para kazanıyorsunuz. Bunu piyasaya akıttığınız zaman bunu bedelsiz vermiyorsunuz. Temelde böyle bir şey. Yoksa yastık altına atarsınız. Böylece de dolaşıma girmez. Şimdi buna alternatif olarak bir faizsiz finans sistemi geliştirildi dünyada. İnceleme fırsatı buldunuz mu? Çünkü bence orada faiz alınıyor. Çünkü parayı dolaşıma sokuyorsunuz, bir getirisi var. Yani burada faizden kaçmanın yolu da yok. Şimdi öyle bir hal aldı ki benim gördüğüm. Tabii ben bu iktisat yönünden faizin bir faizsiz banka kurulabilir mi? Veya faiz almadan ticaret yapılabilir mi? Veya efendim yaptığımız bir işte vade farkı gibi farklar alıp bunlar faize girer mi girmez mi? Şimdi İslam aleminin profesörleri, hocaları
iktisatla, İslam hukukuyla uğraşan bölümü, ki benim bölümüm o değil, uğraşanlar neyin faiz olduğunu, neyin faiz olmadığını karar vermeleri lazım. Peygamberimizin döneminde, sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde, efendim, riba vardı, tefeciler vardı. O zaman banka manka filan yok. Şimdi ekonomiye asırlar sonra geldi, banka denen bir müessese kondu. Bu bankanın faizi ne oluyor? Ne gidiyor? Bugün işte El Baraka, Maraka filan diyorlar, Kuveyt, Muveyt. Onlar da faiz. Onlar da faiz. Uyduruyorlar. Kitabına uyduruyorlar. Öyle bir şey yok. Efendim, ama ben İslam iktisatçıları çalışması lazım. Bu banka sistemini düşünmeleri lazım. Veya böyle faiz almadan, vermeden bir banka çalışabilir mi? Çünkü nihayet bir bankanın içerisinde binlerce insan çalışıyor. Bu insanların maaşını verecek banka. Neyine verecek bunu ya? Bunları düşündüğünüz zaman, ama bu öyle kolay bir oturup da benim şimdi burada bir fetva vererek bu olmaz. Bu banka sistemi, ticaretin getirdiği kapitalist sistemi demek istemiyorum. Yani ama insanları zarara uğratmayacak bir ticaret sisteminde para girdisi, finans yapımı olayları düşünülmesi lazım, ele alınması lazım. Bu zamana kadar ele alınmaması da çok büyük bir eksiklik olmuştur İslam alemi için. Sayın Bayraklı, ben de bir soru sormak istiyorum size. Şöyle, Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye. Türkiye'de bugün açlık sınırı 3200 lira civarında. Türk İş'in son verileri bu şekildeydi. Yoksulluk sınırı da 9200 lira. Şimdi bir taraftan bu halk enflasyon altında inim inim inliyor. Bugün TÜİK'in enflasyon rakamlarını konuştuk. Bir bağımsız grup %50 olduğunu söylüyor. TÜİK %20 olduğunu söylüyor. Şimdi Türkiye'de yoksulluk almış yürümüş. Yarın asgari ücretle ilgili işte görüşmeler sürüyor. Bir açıklama yapılacak. Burada rakamlar makyajlanarak hakikat maalesef gizlenmeye çalışılıyor. Bir takım rakamlar baskılanıyor, makyajlanıyor ve bir şey söyleniyor. Buna dair bir nas yok mudur? Buna dair bir İslam'da bir hüküm yok mudur? Yani bu kadar rahat yapılabilir mi? Faizle ilgili olarak bu tür sözler söylenirken bu yaşanan durumla ilgili olarak bir ayet yok mu? Ayet, ifade söz konusu değil midir? Bu dinen nasıl yorumlanır bu? Efendim, bir defa Kur'an-ı Kerim hem zekat, hem infak, hem sadaka diye müesseseler koymuş. Niçin koymuş? Fakirin doyurulması için, fakirin elinden tutulması için. Bundan öte, çünkü insanları her zaman siz zekatınızla, infakınızla doyuramazsınız. Bu böyle bir şey olamaz. Bu insanlara iş bulmak lazım. Bu insanlara iş ortamı yapmak lazım. Peygamberimizin döneminde bunun örneği var. Küçük bir örneği var. O küçük örneğini çağdaş zamana, zemine getireceksiniz. Bugüne gidip o küçük örneği konuşturacaksınız. Onu yorumlayacaksınız. Onun felsefesini yapacaksınız. Onu iktisat hayatına, ticaret hayatına, iş hayatına aktaracaksın. Nedir o? Peygamberimizin devamlı verdiği, infak ettiği bir fakir vardı. Ona dedi ki, neyin var? Benim dedi bir tasım var, bir yorganım var. Getir onları. Getirdi. Pazarda sat bakayım bunları. Sat. Al bir, yanına bir ip. Al deyip taşı, odun taşı, para kazan. Bir iş hayatı. Yani insana devlet, insana iş bulmalı. Yani üretecek bir şeye gidiyor. Her zaman adamı sen tutamazsın ki. Yani bu kadar genç insanlar var. Bu insanları siz sadakayla
infakla, zekatla bakamazsınız ki. Bunlara iş bulmak mecburiyetinde. Yani toplum bu iş hayatını Kur'an-ı Kerim'de iş bulunması lazım. Allah-u Teala bunu anlatıyor. Necim suresinde anlatıyor, Nahl suresinde anlatıyor. Hatta şöyle söylüyor. İş verenler çalıştırdıkları insanlara haklarını vermiyorlar ki eşit olsunlar. Bak, bu çok ciddi bir olay. Mesela Haşr suresinde Allah-u Teala diyor ki şu malı alınan bir ganimeti taksim ediyor Allah. Ben niye taksim ediyorum bunu diyor Allah-u Teala. Niçin? Paranın, servetin zenginlerin elinden eline dolaşan bir devlet, bir güç olmaması için. Bak. Eğer bu ayeti Karl Marx öğrenseydi 24 ay Müslüman olurdu. Ben Karl Marx'ı okumuşum baştan aşağı. Yani ben sosyoloji okudum, doktoramı yaptığım için onu da bilirim. Kapitali de okumuşum ben. Komünist manifestoyu da okudum ben. Şimdi şu ayeti görüyor musunuz? Bu ayetten haberleri yok. Allah-u Teala diyor ki ben niye sizin muhasebenizi yapıyorum? Şuraya şu kadar vereceksin, buraya bu kadar vereceksin diye muhasebe yapıyor Allah-u Teala ayette. 7. ayet, Haşr suresi. Sebebi diyor, servetin zenginlerin elinden eline dolaşan bir güç, bir devlet. Devlet kelimesini kullanıyor Allah. Devlet haline gelmemesi için bunu evet. Ben yapıyorum diyor. Yani paranın, servetin, malın, mülkün halk kitlelerine yayılmasını istiyor Allah-u Teala. Evet. Şimdi tabii ki bu çok önemli olan şey iş. İş efendim. Olay bu. Peki. Başka sorunuz yok herhalde. O zaman çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı'ya. Sağ olunuz katıldığınız için yayınımıza gecenin bu saatinde. Efendim, estağfurullah. İyi geceler diliyorum efendim. Hoşça kalın. İyi geceler çok hocam. Çok teşekkürler. Evet, nas nedir ne der? Yarım nas olur mu olmaz mı? %13-14 faiz olunca nasıl olmuyor mu? Bunlar tabii öğrenmiş olduk. İşin aslını evet, öğrenmiş olduk. Şimdi biz devam